Kadın girişimciler hangi sorunları yaşıyorlar? Birincisi tabii ben o dönem yaşım çok küçük olduğu için yani üniversiteden daha yeni mezun bir kızım ve gittiğim kurumlar çok ciddiye almıyorlardı beni. Hani bu işi yapmak istediğimi söylediğimde biraz gerçekten tiye alınıyordum. Yani biraz hatta o zamanın geçtiğim şu an 2 yıl önceki yatırım arama süreçlerimi hatırlıyorum. Yine aynı şekildeydi. Yani pek fazla böyle karşınızdaki insan nedense pek ciddiye almıyor. Hele ki aynı cinste değilseniz. O süreç beni yormuştu ama çok acı. Sanırım bu artık normalleşmeye başladı bende. Yani ben artık bunu umursamamaya başladıysam o üzücü bir durum. Yani umursamayıp ya da görmezden mi geliyorum artık? Eskisi kadar bende böyle şey çok beni yıpratmıyor. O tiye Onun haricinde alma, o tiye alma durumu nasıl oluyordu? Yani siz bir görüşmeye gittiğinizde ne yapıyorlardı, nasıl davranıyorlardı size? ya ilk başta zaten ilk başladığımda hani oldu ki ortaklarım yanımda yok. İşte tek başına kız nasıl bunu yapacaksın? İşte sen bu zamana kadar kim neden bunu bulmadı? Başkası neden yapmadı? Ya bu kendi cinslerimden de aldığım sorular bakıldığında bazen. Yani en akıllı siz miydiniz, siz mi buldunuz diye. Ben hep şöyle yorumluyorum. O kadar çok bulunacak, geliştirecek teknoloji var ki. En akıllı tabii ki biz değiliz. Yani herkes yapabilir, herkes bulabilir. Bu yolculukta zaten o işte belli noktalarda attığınız adımlar önemli. Yani işte yatırım süreciydi, kurguyu çok iyi yapmanız, ürünle ilgili her şeyi takip etmeniz. Beni en çok zorlayan süreçlerden biri buydu belki. İkincisi de tabii çok o yatırım alarak başlıyorsunuz. Hayata geçecek mi geçmeyecek mi? Yatırımcılarınıza karşı sorumluluğunuz var. Bazen hani öyle oluyor ki yaşımız küçük, biz onları anlayamıyoruz, onlar bizi anlayamıyor. Yani hani öyle dönemler de oldu. Tabii bizim çok küçük olmamla benim o cahil cesaretiyle bazen yaptığım yanlışlar da oldu. Şimdi anlamaya başlıyorum. Hani büyüklerin gerçekten özellikle iş hayatının içindeki insanların yönlendirmelerinin ne kadar doğru olduğunu. O zaman ama biraz daha şey gibi yaklaşıyorsun. Ben yaparım. Ben planlarım, ben işte bu riski alırım falan. Öyle değil gerçekten. Ama deneyimlemek çok güzel. Tabii ki çok hata da yaptım. En azından bu hatalardan çok ders çıkarmaya başlıyorum şimdi. Öğrene öğrene gidiyorum. Hepimiz yaptık. Bir de tabii maddi süreçler. Yani 3 yıl boyunca sadece part-time çalışarak ayakta kalma sürecim maddi manevi beni çok yormuştu. Ve çevrem tarafından anlaşılır olamamak. Hani zeytin çekirdeğinden plastik gerçekten insanlara çok ütopik geliyor yani. Saçma sapan bir hayal peşindesiniz gibi algılanıyor. O kale alınmama durumları, tiye alınma yani sadece iş hayatında değil çevrenizde de yaşadığınız bir durum. O beni biraz yalnızlaştırdı, üzdü, yordu ama hiç pişman değilim. Şu an mesela şunu düşünüyorum. Beni başkasından ya da başkasını benden ayıran hiçbir özellik yok. Hepimiz aynı şartlar altındayız. Sadece cesaret. Yani inanın cesaret ettiğinizde, risk aldığınızda her şeyi yapabiliyorsunuz. Bir de ben biraz daha olayları şöyle yaklaşıyorum. Kaybedecek neyim var? Yani orada 10 yıl boşa gitse de 10 yılda eminim düşe kalka bir dolu şey öğreneceğim. Hani maddi kısma hiç girmiyorum. Yani o riskler zaten alınmalı bence. Ama onun haricinde insan tabii ki yoruluyor, sınanıyor ama bir dolu şey öğreniyor girişimcilik yolculuğunda. Yani bir siz yeri geliyor muhasebeci de oluyorsunuz, temizliğe de siz bakıyorsunuz, laboratuvara da siz giriyorsunuz, akademik çalışmayı da siz yapıyorsunuz. Her birine koşturuyorsunuz ve her şeyi öğreniyorsunuz hikayenin içerisindeyken. Hiç o dönemlerde böyle umutsuzluğa kapıldığınız anlar oldu mu ve olduğunda onun içinden nasıl çıktınız? Yani umutsuzlukla ilgili çok fazla gerçekten umutsuzluğa kapıldığım bir dönem olmadı. Ben olacağına çok inanmıştım. Sadece böyle çok yorulduğum, artık laboratuvardan eve gitmediğim günlerde, hani hep ofiste yattığım zamanlarda biraz böyle ailemle işim arasında çok kalıyordum. Yani çok anlayamıyorlardı neden orada kaldığımı, neden bu kadar çok çalıştığımı. O anlatma süreçleri beni çok yoruyordu. Çevremden çok uzaklaşmıştım. Arkadaşlarımla sonra tekrar bir araya geldiğimde sen neredeydin 3 yıldır? Hani yaşıyor musun? Hani tamamen böyle soyutladın kendini her şeyden. O süreçler biraz beni yalnızlaştırmıştı, yormuştu. Ama onun haricinde hiçbir zaman hani böyle olmayacak, bitecek. Yani şu anda da zaten şöyle bakıyorum. Hani olmayabilir yani. Hani hayatta her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Bunların hepsi yaşamamız gereken süreçler. Ama bir deneyim, bir yolculuk, bir dolu şey öğreniyorsunuz. Yeni insanlar tanıyorsunuz. Globalde belki
kendi imkanlarımızla hiç alamayacağımız kadar uluslararası alanda eğitimler aldık. Çok iyi üniversitelere gittik. Yani orada kısa süreli de olsa Ar-Ge çalışmalarına, girişimcilik çalışmalarına katıldık. Onlar da çok önemliydi. Kadın girişimcilere tavsiyeleriniz neler olur? Yani ben çok üzülüyorum, sayımız çok azalıyor. Genelde eğitimlerde, etkinliklerde fark ettiğimde kadın popülasyonu daha az. Ama şöyle bir 5-6 yıla göre, yani benim çünkü hikayem 7 yıl önce başladı, daha da çoğalmaya başladı. Bununla ilgili çok güzel oluşumlar var. Kadınları destekleyen kurumlar, dernekler var. Yani örneğin ben Kadem'de de 2016'da yer aldım. 2017'de Kagider'den ödül aldım. Yani bütün bu kurumlar bana destek çıktı. Birçok anlamda beni destekledi. Bu kurumlara başvurabilirler. Onun haricinde çok fazla yarışma, devlet destekleri var. Onları düzenli takip etmelerini öneririm. Ama onların karşılaştığı problemleri gelecek olursam, birincisi işte yapma. Evli ise eşi biraz set koymaya çalışıyor. Evli değilse aileden aynı şekilde o seti görüyor. Yani sorumlulukları varsa bizler çok daha yoruluyoruz. Yani pandemi sürecini şu an mesela ben genelde evden çalışarak geçiriyorum. Ama bir yandan ev işleri, bir yandan ofis işleri. Biz çok çok daha fazla yoruluyoruz her anlamda, hayatın her alanında bence. Bunların her biri aslında hayatınızdaki, sizin çevrenizdeki insanların anlayışla yaklaşmasını gerektiren bir süreç ve gerçekten psikolojik olarak da çok yoruluyorsunuz. O dediğim, bahsettiğim girdiğiniz ortamlarda kayda alınmama durumu. Yani bazen öyle durumlar oluyor ki belki siz çok daha karşınızdaki insandan o konu hakkında bilir kişisiniz. O anlamda eğitiminiz var. Ama sırf cinsiyetinizden dolayı ötekileştirildiğiniz, dalga geçildiğiniz, tiye alındığınız süreçler oluyor. Mesela bunlar bence çok üzücü. Yani hepimiz için çok üzücü. Hatta bazen işte, o zaman ben çok küçük yaşta olduğum için biraz daha böyle büyükmüş gibi mi giyinsem diye düşünmüştüm yani. Hani o 25 yaşındayım, daha spor giymek istiyorum, daha spor gitmek istiyorum bir yerlere. Ama dediğim gibi o kale alınmama durumu sizi üzebiliyor. Biraz daha size karşı kişilerin, yani kendisinde daha yıpratma, daha biraz daha ezme hakkını bulması incitiyor. Ama ben hep şunu deneyimledim. Gerçekten dediğim gibi boş verdiğiniz zaman, görmezden geldiğiniz zaman, tam tersi görmezden gelip siz işinizi çok iyi yaptığınızda, hani herhangi bir şekilde ikili diyaloğa girmediğiniz zaman bir şeyler değişmeye başlıyor sanırım karşınızdakinden. Çünkü şey isteniyor olabilir. Hani bir şekilde bir diyalog olsun, karşılıklı bir atışma, bir cevap verme vesaire. Ama işinize odaklandığınız zaman, onu yaptığınız zaman o insanlar da o süreçlerden bir şekilde arındırıyor. Ben bazen onu fark ediyorum. Zamanında işte hiç o kale almayan kişiler şu anda kurumlar, kendi kurumlarına bizi çağırıyorlar. Kendi kurumlarında yer almamızı istiyorlar. Bakış açıları daha da değişti. Başarının tabii getirdiği güzellikler de var, zorluklar da var. Ama o sürece gelene kadar benim en büyük önerim, kendi bildikleri, inandıkları doğrularda başka kimseyi dinlemesinler. Bu sadece karşı cinsle alakalı değil. Yani bizim bence sadece milletçe de değil, bütün dünyada problem şu. Bugün siz güzel bir fikirle karşınızdaki insan gitseniz, birisi size bir şekilde nedense, hani ve bunu realistik adı altında, ben realist düşünüyorum, işte yapamazsın, bunu neden başkası yapmadı, nasıl bu yükün altına gireceksin gibi karşısındaki insanı korkutup bir şekilde karşı tarafa, yani tekrar eski hayatına devam etmesini istiyor. O yüzden hayallerinizi, inandıklarınızı çok herkesle paylaşmayın. Ve bir an önce harekete geçin diyorum kadın girişimcilere ve bütün kadınlara.